Herkese merhaba arkadaşlar, bugünle beraber yeni bir Doom Keeper bölümüyle karşınızdayım. Video dışında neler yaptım? Şuradan Upside Down'u bitirdim. Yaptım ben görevi. Lonca görevini arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorun şey var. Durum var. Lonca görevlerinin bazıları çok sıkıcı. Mesela bu yer çekimini tersini çeviriyor. Madenleri bıraktığımızda yükseğe doğru gidiyor. Değişiklik yok yani. Sonra Iron Comitron. Burada 200 tane demir toplamamız lazım. Bu arada şu şey kalkanı şey drone sahası çok kötüymüş. Kalkana geçtim o yüzden. Bir de kılıç kubbe almayı aldım. Burayı bitirince geldi. Sonra arkadaşlar buradan bir tane lonca madalyası geldi. Onunla da buradan silahlarımıza daha fazla seviye arttırma özelliği açan bir özellik aldım işte. Şimdi bu bölümde Shadowdan görevini yapacağız. Canavarlar sürekli birikecek, birikecek, birikecek. Arkadaşlar hiç saldırmayacak o zamana kadar 20 tur boyunca. Ama en sonunda devasa bir dalga olarak gelecekler. Hadi oyuna geçelim bakalım. Buraları geçiyoruz. Klasik şey zaten. Kılıç kubbeyi test etmedim. Nasıl bir şey, nedir, ne değildir bilmiyorum. O yüzden bize de değişik bir şey olacak. Ya şu gelişi animasyonu çok komik. Anladım. Böyle bir özelliği varmış kılıç kubbenin de. Ha, bak bu da güzelmiş aslında arkadaşlar. Ya da saldırıları yansıtabiliyormuş. Aa, çok iyiymiş ya bu kılıç kubbe. Bunu otomatik mi yapıyor, biz mi yapıyoruz acaba? Bak buranın alanı da birazcık değişik. Tamam. Şu hareket ettirebiliyoruz mu? Neyse. De. Bu nasıl geliştirmeleri var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ek geliştirmeler açıldı mesela. Kalkana gelmedi. Çünkü bu bir silah değil ama bu bir silah olduğu için geldi. Ek bir geliştirme. Bakalım ne özelliği varmış. Geri çekme hızı. Aa, geri çekme hızını büyütüyormuş. Okucunu büyüt. Güzel. Ama bunu onu açarsak bunu açamıyoruz. Uzatma bekleme süresi. Saplama hasarı. Bu daha iyi bir arkadaşlar. Uzatma bekleme süresi daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü hani şöyle göstereyim. Vuruyor, çekiyor. Bak belli bir süre beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bence bu daha iyi. Onu yükseltiriz. Öyle gideriz. Bu arada usta dediğim gibi drone sahası çok kötüymüş. Keşke usta uzman madenciyi alsaydık. Şöyle sağa doğru kazmaya başlayalım. Hiçbir şey yok. Sola gidelim bir de. Evet, demir bulduk. Güzel su da bulduk. Bu arada bölümden bölüme bunların renkleri veya şekilleri değişiyor gibi. Bak mesela su daha değişik gözüküyor şu an. Demir güzel. Kırılacağım mı acaba? Evet, bir tanesini kırana kadar yıllar geçiyor. Çünkü daha yükseltmedik dirilimizi. Çok fazla aldık şey. Şöyle bir tane suyu bırakıp bir tane demir alacağım. Şu demirlerle direkt matkapımızı yükseltelim arkadaşlar. Dur pardon. Önce şunlardan başlıyoruz arkadaşlar. Neyse ben yemeyen mi yanlış anladım? Yoksa 20 tur boyunca canavar gelmeyecek mi? Orayı ben yanlış anlamış olabilirim. Canavar gelmemiz olayını. Yok, geliyor, gelmiyor, gelmiyor. Tamam. Sorun yok. Kontroller biraz karışıyor hala arkadaşlar. Bunu almaya gerek yok arkadaşlar.
Çünkü zaten biliyoruz ne zaman neyin olacağını. 20 turun sonunda gelecek hepsi. Şöyle bakarsak kılıç çevikliği. Çevikliği arttırır. Alt tavan boyutunu arttırır. Devimli. Ha, bu yansıtma. Öngörülen nişan. Kılıcın saplanacağı noktaya belirli. Ha, bak bu güzelmiş. Bunu yükseltelim öncelikle. Deneyelim. Hem nasıl hareket edeceğim? Otomatik gidiyor herhalde. Gideceği yeri gösteren bir lazeri var artık. Güzel. Şu aşağı doğru inelim. Ah, şurada demir ve suyumuz vardı. Alalım onları da. Bu kılıç kıbbe değişik yani. Özellikleri birazcık garip. Ne kadar kullanışlıdır bilmiyorum. Hiç test etmedim. Ama iyi gibi duruyor. Ben şimdi gidip dirilimi yükselteyim matkabımı. Bakalım. Ne kadar demir? O bir demimiz var daha. Matkap yapamayız. Yükseltemeyiz. Artık yapabiliriz. Bizim bol bol demire ihtiyacımız var bu kılıç kubbeyi yükseltmek için. Aslında şöyle şey de olsa roket fırlatıcılar o da olsa çok iyi olurdu da açmak lazım onları şeyden bulup. Cihazdan bulup. Şunları ortaya getirelim şöyle. Buraya bırakalım. Şöyle bir gidelim bakalım. Buradan demir çıktı. Demir, demir, bir sürü demir var. Su varmış şurada kaçırmışım. Şuradan da bir deleyim. Şunları ortaya doğru çekeyim. Güzel kobalt da bulduk. Her madenden bol bol bulduk arkadaşlar. İyi bir başlangıç yaptık. 18 tur kaldı ama. Edeceğiz idare bir şekilde. Ters kurdum cümleyi. Edeceğiz idare bir şekilde. Bizim nasıl bir yükseltme yapmamız lazım? Kalkana çok önem vermemiz lazım. Savunma açısından biraz düşük kalacağız gibi geliyor bana çünkü. Mesela bu ne? Elektrikli kılıç hasarı. Aa. Kılıç hızı, biçme hasarı, biçme sırasında hız kaybı. Neyse arkadaşlar, onlara ileride bakacağız. Şuradan parçalayalım bunları da. Ah be, az demir çıktı. Suları, şu suyu, şunu alayım. Demir alayım, bir de öbür demir alayım. Sular çok önemli değil arkadaşlar. Suyla bir şey yapacağımızı sanmıyorum çünkü. Kalkanı mesela suyla yükseltebiliyoruz mu? Ha evet. Lazımmış suda. O zaman ben şu elektrikli patlamayı alayım şimdiden. Ya da bunu mu alsam? Ya da yok, bunu alamıyoruz zaten. Alalım gitsin ya. Dünya toplayacağız yine bir sürü demir. Bakın buraya hiç gitmedik. Çok az gidebildik. Başlayalım şöyle kazmaya. Biz buradan evet. Burası çok kısa arkadaşlar bu yol ya. Taraftan duvar mı var? Ha yok, ilerleyebiliriz buradan. Keşke suit blasterımız olsa arkadaşlar ya. Patlata patlata giderdik. O 3 tane demir. Hadi bundan da bir 3 ver. 6 tane olsun götüreyim.
Hani 5 tane de iyi arkadaşlar. Şey, elimizdekiyle zaten kılıcı yükselteceğiz. Bir tane de ekstradan olacak. Acaba başka ne silahlı kuleler var? Şimdi lazer var, kılıç var. Sanırım bir tane Tesla kulesi var. Üstte elektrikli Tesla olacak. Başka ne var bilmiyorum. Düşürüyor. Bu da iyi ya. Nasıl yapsak? Bence buluruz bunu sonra. Bunu alalım. Gördüğünüz gibi şuraya yerleşti. Bir bakalım bunun yükseltmeleri ne kadar ne istiyor. Suyla demir istiyordu o da sanırım. Evet. Bakın 40'tan 80'e çıkıyor burada. Burada da 80'den 200'e çıkıyor. Ha, çok yüksek hasar vuruyor. Ama önceliğimiz kılıç arkadaşlar. Ana savunma aletimiz. Sonradan buna kasacağız. Şöyle şuradan da bir bakalım. Daha bir şey çıkmaz herhalde. Yok. Sonra şuradan kazalım. Şansımıza bir yumuşak toprak geliyor dedim ve süper bir demir rezerve bulduk. Buradan 6 tane daha gelirse güzel. 12'lik yükseltmeyi yapabiliriz. Mesela şu anda arkadaşlar uzman madencimiz olsaydı bunları o uzman madencinin böyle sihirli özellikleri gibi bir şey var. Toplar atıyor. Sürekli böyle dönüyorlar falan filan. Baloncuklar bırakıp yukarı yollayabiliyor. Olsa mesela çok işimize yarardı. Ama bilemedik işte. Ama kırılmıyor yani. Ayıp ediyor. Aa, bu suyla çalışacağız. Hazır elimizde de su varken iyi oldu. Denk geldi. Şuraya da kırdığımızda suyu yerleştirmemiz gerekecek. Alalım şuradan cihazı, yukarı doğru çıkalım. Umarım bu cihazdan dönüştürücü kaynak dönüştürücü müydü? O çıkar ya. Çünkü suyu demire çevirmemiz bayağı önemli. 50 demire ihtiyacımız var tahmini. Çıkmadı. Power drill alalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Artık cidden bayağı aşağılara inmeye başladık. Gördüğünüz gibi güçlendi şeyimiz. Bir hız almamız lazım ve o bayağı iyi demir bulduk. Evet, aşırı iyi demir bulduk hem de. Süper demir. Giderken şuralara da kazarak gidelim. Aa, su bulduk. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir drill çıkartıyoruz. Tamam, drill'e ihtiyacımız yok artık. Sadece hız alacağız. Ondan sonra 20 tane daha biriktirmeye çalışırız. Demirimizi. Hep böyle bulsak aslında demir sayısını. Zaten fazlasıyla yeterli olacağız da. Her seferinde bu kadar çıkmıyor. Hız alalım. Gördüğünüz gibi bir tık daha hızlandık. O videoya yavaştan yarım saate geliyor. Günümüz de bitmek üzere. Ben buraları genelde olarak biraz keserim. 6 demir de buradan geldi arkadaşlar. Güzel. Cidden güzel.
Hop, şöyle yukarı çıkartalım. Sesini açalım ya oyunun. Kapatmışım ben yine. Şimdi ne kadar demirimiz oldu? 11. Bir 9 tane daha demir bulursak 20'lik yükseltmeyi alacağız. Şu tarafa kazmamız lazım. Şöyle bakalım. Hiçbir şey yok. Şöyle kırmaya devam edelim. Aha, demir. Tamam, küçük bir demir rezervi bulduk. Ama yine çok, lafım geri alıyorum, küçük değil. Devasa bir demir rezervi bulduk. Çok şanslı gidiyoruz aslında. Missile Launcher geldi. Sonra bu Power Drill. Demirin sayısı. Fazlasıyla şanslıyız. Su alalım. Aha, bir tane daha kaldı. Cisim. Kıralım şöyle. Bu cisimden umarım dönüştürücü çıkar. Artık. Maden dönüştürücü müydü? Alet dönüştürücü müydü ya? Neydi ismi? Unuttum ki. İlk çıkan işte. Ya da şey de olabilir. Böyle şok dalgası yayıyor ya. İki tane çekiç var şeyin üstünde. Bezin üstünde vuruyorlar etrafa. Ya ses dalgası yayıyor. Hepsi kötü. Iron Worm neydi ya? Asansör, kubbe işlemleri. Yok. Cidden şu anda ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Ha, şurada demir var. Orada mıydı diye bir baktım da. Burada. Buradan tamam ya. Her türlü yaparız biz. Buradan çok fazla demir çıktı çünkü. Ay, bu esleri de almak lazım şimdi ya. Nasıl yapacağız ki? Şöyle yapalım, kalanları sonraki gelişimize götürürüz. Sesim çok gelmiyor galiba arkadaşlar ya. Bir önceki videoyu bakarım ben. Yani izlerim. Sesim gelmiyorsa bir çözüm bulacağım artık. Çünkü öbür türlü de mouse'un sesi falan çok geliyor. Hala çok geliyor. Yeniden doğma. Bombalı saplama bu ne? Kılıcın ucuna bağlı bir bomba bulunur. Bu bomba kılıcı ilk düşman üstünde patlar. Yok, bu tek kullanımlık galiba. Yeniden doğmayı alalım. Çok daha iyi bir seçim bence. Sonuçta ölürsek oyunda, kaybedersek bir daha doğacağız. Süper değil mi sizce de? 5 gün kalmış bu arada. Sıkıntı. Bunun sağında yok. Daha demir yokmuş. Suları bırakabiliriz aslında. Her şeyi bırakalım. Ha, şunları alalım. Sular kalsın orada. Kobaltı da alalım. Önemli çünkü. Dört gün, ay iyi, çok az kaldı ya. Şu missile launcher'ı da aldık da hiç yükseltemedik. Yani yükseltmedik. Bir saniye dur.
18 tane var arkadaşlar. 12 tane 4 günde buluruz ya. Bulacağız arkadaşlar. Hadi inanıyorum ben kendime. Söz vermeyeyim de arkadaşlar ama buluruz diye umuyorum. Tamam, demir kalmamış burada. Şu aralığı kıralım bakalım. Buradan bir şey çıkacak mı? Boş mu? Tamam. Tamam, şöyle ilerleyelim. Kıralım. Aha, yok su. Aa, demir. 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 Demir, demir. Demir. Evet, yine insanlık dışı bir sayıda demir bulduk. Hatta tam tutuyor arkadaşlar. Evet. Tam 12 tane bulduk. Ve hala 4 günümüz var. Yani kalkanı ve elektrikli patlamayı yükseltecek hala zamanımız var. Onun için de demir arayacağız. Hatta sonlara doğru yine daha çok zamanımız kalırsa şey de yapabilirim. Missile Launcher'ı da yükseltebiliriz. Kalkan çünkü her şeyden önemli ama hasar da çok önemli. Şöyle ağır ağır yavaş yavaş getirdik. Video şu an 40 dakikaya doğru gidiyor. Ama ben buraları birazcık keseceğim. Hatta birazcık dediğime bakmayın, her yeri keserim. 20 dakika geçsin istemiyorum çünkü izlemiyorsunuz sonra. Neden bu kadar? Yani tamamını izlemiyorsunuz. Çok kısa olunca da yani tadı çıkmıyor oyunun. En fazla 20 dakika olsun istiyorum. Şöyle yukarı çıkartalım. Tamam. Bakalım. Hepsini işlesin. Ne? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tane eksik çıktı ya. Sinirlendim şimdi arkadaşlar ya. Şöyle kazalım bakalım. Hatta şu an Sweet Blaster'ımız olsa coşardık da. Yok işte, ne yapacağız ki? Şöyle kazmaya devam edelim. Ya bir tane demir çıksın yeter ya. Böyle olacak değil. Şöyle şerit madenciliği yapalım. Bir tane demir hadi. Hepsini tek seferde verdi diye daha fazla vermeyecek gibi. Çünkü bayağı bulduk cidden. Buradan çıkmaz bir şey. Dedikten sonra su çıkması. Bir tane demir istiyorum sadece ya. Çok mu şey istiyorum?
Aslında arkadaşlar o Iron Worm var ya, şey de işe yarayabilir. Çok fazla demir varmış bir modda. Her yer demir kaynıyormuş fakat çok zor kırılıyormuş demirle. İşte yerleştireceksin Iron Worm'ü. Takır takır yiyecek zaten. Bu ne? Aa de yok ha bu şey ya. Demirle çalışan bir şey. Bizim demirimiz olmadığı için yapamayız. İlk bölümde bu ne demiştim sonra anlamıştım. Çözdüm ben yani. Ne olduğunu. Belli bir yakınlıktaki madenlerin yerini gösteriyor. İyi değil mi yani? Çok iyi. Şöyle kazmaya devam edelim. Tamam şöyle. Ya bir tanecik demir ya. Kobalt değil. İstemiyorum kobalt. Ama lazım olabilir. Çünkü canımız alırsa can basacağız bunda. Son güne de çok az kaldı. Ne yapacağız? Ya bence bizim zaten arkadaşlar kılıcımız çok güçlü oldu. Birazcık misil launcher'ı yükseltelim, tamam mı? Kılıcı daha yükseltmeye gerek yok bence. Misil launcher'ı birazcık yükseltelim. Gerisi kalsın arkadaşlar. Kılıcı son seviyeye yükseltmeye gerek yok. Son güne de geldik zaten. Süremiz bitti bitecek. Yani günün yarısına bile gelmedik daha da olsun. Eğer ki kaybedersek sorun değil çünkü tekrar doğabiliriz. Böyle bir şansımız var. Şöyle kazmaya devam edelim. Şey karıştırdım ya yani. İşte çıkalım. Kazmaya devam edelim diyorum. Evet şimdi geliştirmelerden. Kılıcı daha yükseltmeye gerek yok dediğim gibi. Kalkanı yükselttim gitti. Şöyle, şöyle. Bir üstte daha yükselsek çok iyi olurdu da. Neyse arkadaşlar yapamadık. Şimdi ise bekleyişi ve geçelim. Evet, son gün hızla geçiyor. Evet, çok değişik bir şey bu da ya, kılıç. Hiç ısınamadım. Son gün de hiç geçmiyor. Yavaş yavaş akıyor. Dediğim gibi günler ilerledikçe süreleri de artıyor. Bayağı da yükseğe gidiyor bu kılıç. Son dakikalar. Saniyeler hatta. Piksel piksel takip ediyorum şu an. Bitti. Ne? Bir tane daha mı gün var? Ha yok. Geldi tamam. Aha geldiler. Hayır dur bosa bosa. Bosa odak. Ne oldu ya? Biz niye öldük arkadaşlar? Ne oldu bir anda böyle ya? Bosu öldürmeye çalışıyorum şu anda. Hiçbir şey olmuyor. Biz hiçbir şey yapamadık ya. Ne oldu arkadaşlar böyle? Evet. Kaybettik. Kötü oldu arkadaşlar ya. Ben bunu video dışında geçmeye çalışırım.
Neyse arkadaşlar, bu videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.